Teknoloji Adam'ın hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizler arkadaşlar. Yeni Xiaomi Mi 10 ve Mi 12.5 hakkında konuşacağım. Biz gibi dün canlı yayın yaptı Xiaomi. Tabi Çince olarak maalesef lansman yaptı kısacası. Ve Xiaomi Mi 10 ve Mi Y 12.5'u tanıttı arkadaşlar. İnanılmaz iyi. Benim Xiaomi'den beklemediğim bir performans çıktı arkadaşlar. Gerek Mi UI'de gerek yeni amiral gemisi modeli inanılmaz başarılı. Telefon resmen aşık oldum yeni sürümde de optimizasyon çok iyi olduğu söyleniyor. lansmanı komple ben izledim. Cihazında teknik özellikleri vesaire de tamamen ortaya çıktı arkadaşlar. Yorum videosu çekeyim dedim. Düşüncelerimi söyleyeyim dedim sizlere. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi cihazı hem arkamda görüyorsunuz arkadaşlar hem de fotoğraf olarak size veriyorum ekrana. İşte şuraya. Aynen şuraya veriyorumdur. Şimdi cihaz önde Şöyle baktığım gibi çerçeve oranını söyleyeyim. Cihazın %91 ekran gövde oranı var. Çerçeveleri yok neredeyse. Ve sol üstte bir damla çentikli ekranımız var. Bu ekranın özellikleri arkadaşlar inanılmaz iyi. Ee, 6.81 inç AMOLED bir ekran. 2K'ya 120 Hz arkadaşlar. QHD Plus bir ekran 120 Hz hemde ve arkadaşlar 515 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Bu zamana karşı en başarılı akıllı telefon ekranı diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar 1500 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ve arkadaşlar 480 Hz geri bildirim şeyi var dokunmatiğin. İnanılmaz başarılı. 1500 nit demek de arkadaşlar inanılmaz uçuk bir şey. iPhone 1200 nitti bildiğiniz gibi. Ve bunda da arkadaşlar Gorilla Glass Victus kullanılmıştı. Ben bunu bir cihaza daha söylemiştim. Hangi cihaz hatırlamıyorum ama. iPhone 12 de miydi vardı Gorilla Glass Victus? Galiba onda vardı. Emin değilim arkadaşlar ama. Şu an Mi 11'de de bu var. 8 GB ve 128 GB ile geliyor arkadaşlar. Tabi daha yüksek seçenekleri bence vardır. 256 veya 12512 gibi. Ama fakat şu an sadece 8 GB ve 128 hafıza yazıyor. E peki arkadaşlar dediğim gibi 5.6.81 inç var. 2 k ekran 120 e, ekran var. ne 4600 mAh bataryaya e, dayanacak bu telefon. Şimdi MIUI 12 buçuk lansmanı ki, işte yazılım çok stabilize dedi. İşte eskisi gibi buglar yok, hiç bug yok. İnanılmaz başarılı. Arkadaşlar hatta lansmanda MIUI 12 iOS 14 ile karşılaştırdılar uygulama açılış hızları işte stabilitesi. Yani her şeyini iOS 14 ile karşılaştırdılar ve çok da başarılı duruyordu açıkçası. E, şimdi 4000 mAh, mAh batarya, 4600 mAh'lik batarya ben yetecek diye düşünüyorum ama her amiral gemisinin sorunu olduğu gibi bu telefonda da tabii ki bir batarya sorunu olacak. Orta segment cihazlar kadar uzun gitmez arkadaşlar. Benim kendi görüşüm bu. Aynı zamanda da 55 Watt hızlı şarj ile geliyor. Qualcomm Quick Charge 3.0 Plus ve 4.0 Plus da var arkadaşlar. Ve en bombası arkadaşlar siz ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben de çok kullanmıyorum. Hızlı şarj kablosuz şarjı çok az kullanmışımdır evimde var ama Xiaomi Mi 11 tam 50 Watt hızlı şarj destekliyor arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi düşünüyorum bu kadar hızlı şarj pili zarar vermiyor mu? Veriyor tabii de ama işte artık yapacak bir şey yok. Çok hızlı oluyor arkadaşlar yani. Yavaş şarjı da et edemezsiniz bir süre sonra buna alışınca. Şimdi bir de kamerasına göz atalım. En hoşuma giden şey arkadaşlar ben bu cihazın tasarımına da aşık oldum bu arada. Zaten sürekli gösteriyorum size şu an. İki tane kamera var. Kocaman arkadaşlar. O kadar büyük sensörleri var ki bu telefonun. Yani artık şu 3-4 kamera, 5-6 tane kamera olayından kurtulduk. Bunu çok yapan Xiaomi'ydi zaten arkadaşlar. 4-5 tane ile meşhur Xiaomi. Artık kamera sayısı 2'ye düşürüldü. 2 tane koca lens arkadaşlar. İnanılmaz hoş duruyor ve gerçekten abartı durmuyor. Ben bildiğiniz gibi ben çok kamerayı sevmiyorum arkadaşlar. Az olsun öz olsun. E, o yüzden Xiaomi Mi 11 de bu konuda bana çok hitap ediyor ve renkleri de çok başarılı bence. Şimdi arkasındaki kamera alın tabii ki çok büyük ama sonuçta az lens var ve çok büyük lensler var. Çıkaracağı işlerin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 108 megapiksel yine bir sensörümüz var. Hangi lens kullanıldığı yazılmıyor arkadaşlar. Samsung mu, Sony mi, e, Sharp mı bilmiyorum. 1.85 e diyafram değerine sahip arkadaşlar. Optik masa var. Makro kamerası var arkadaşlar aynı zamanda. Ve sensör boyutu 1 bölü 1.33 inç. inanılmaz büyük bir sensör. Ve 4K 30 FPS video çekebiliyor. 4, pardon 8K 30 FPS video çekebiliyor. Bu konuda benim hoşuma gitti. Çünkü Samsung 24 FPS yapmıştı. Xiaomi 30 FPS'e çıkarmış. Ama hala eleştireceğim bir durum var. Neden arkadaşlar 4K 120 FPS çıkmıyor? 8K'ya geçme geçemiyoruz arkadaşlar yani hala neden 8K olmuyor arkadaşlar bu devirde niye biliyor musunuz? Çünkü daha 4K yerine oturmuş bir şey değil. Video türü değil. YouTube'da izlediğiniz videoların çoğu 1080p Full HD 60 FPS hala. 4K video çeken insan sayısı az. Türkiye'de de özellikle. O yüzden 8K FPS hala bir gösteriş benim gözümde. 4K 120 FPS koy aksın arkadaş yani kalite daha iyi olmaz mı? Hem de rekabetin artar iyice. Apple bunu bence yapacak iPhone 13'te. Fakat şunu söyleyeyim bu telefon ağır iPhone killer arkadaşlar. Yani iPhone'u resmen lansmanda gönderdiler. Hiç de arkadaşlar lansmanda yani tanıtımında işte diğer telefonlar ve Xiaomi Mi 11'de şey yapmadılar. Direkt isim verdiler aynı yani, iPhone 12 Xiaomi Mi 11 diye açık açık söylediler. Videoda da optik amaç sabitleyici çalışıyor arkadaşlar. İkinci kameramız ise 13 megapiksel arkadaşlar. F2.4 diyaframa sahip ve 123 derecelik geniş açı. Gerçekten çok geniş ve netlik konusunda da iyi bir kamera. Üçüncü kameramız ise gözükmüyor arkadaşlar minnacık ama 5 megapiksel F2.4 diyaframa sahip. Telefoto ve makro çekim kamerası arkadaşlar bu da. O zaten minnacık gözüküyor. Aslında iki kamera ana yani kamera olarak gözüken. Ön kameramız ise 20 megapiksel 1080p 60 fps video çekiyor. F2.0 diyafram değerine sahip. Ya en Image'den ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani arka kameraya 8K 30 fps koyuyorsun. Ön kameraya 1080p 60 fps koyuyorsun. Ya resmen dalga geçiyorlar. Apple bile Samsung bile 4K 60 fps video koyuyor ön kameraya. Sen niye koymuyorsun Xiaomi? Neyse asıl bomba burada. İşlemciye geçelim performansa. Snapdragon 888. Şu anki en güçlü işlemcim 5 nanometrelik arkadaşlar. Cortex A78 var ve Cortex A55 var güç tasarruf çekirdeği olarak da. Cairo 680 CPU mimarisi ile geliyor arkadaşlar. ARM Cortex X1 var. 8 çekirdek yine 2.84 yine GHz arkadaşlar. Adreno 660 de GPU var. 840 MHz'lik bir GPU. Ya inanılmaz güçlü bir telefon. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hatta ben bu telefonu satın almak istiyorum kendime. Notondan geçmek istiyorum. Yani görür görmez hastası oldum. Özellikle mavi ve sarı rengine deli hasta oldum. 8 milimetrelik kalınlığı var arkadaşlar. 196 gram. Telefonumuz 5G destekli Android 11 MIUI 12.5 ile geliyor. Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 işte Bluetooth özellikleri, kız ötesi. Kız ötesi var bu arada çok büyük bir detay arkadaşlar. Çünkü kız ötesi bence hala önemli bir şey. İşiniz düştüğü zaman eksikliğini arıyorsunuz arkadaşlar kız ötesinin. Ben, o olması çok hoşuma gitti. Ve arkadaşlar cihazın navigasyon özellikleri inanılmaz fazla. Ben gördüğüm zaman şok oldum. Bu zamana kadar gördüğüm en özellikli navigasyon şeyine sahip arkadaşlar bu telefon. Aynı zamanda spor, stereo hoparlör var arkadaşlar. Yani çift hoparlörümüz var. kulaklık girişimiz yok. USB Type-C'den giriş var. Hoparlörün de çok çok ama çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Zaten kaçağı dışar piyasaya oradan bir tane alırız. tahminimce yurtdışı yurt dışı cihazlar, imi atılan cihazlar buçuk 5 ,5 bin lira civarı olacak gibi düşünüyorum. Garantili, garantileri ise 11 bine yakın olur benim görüşüm. Suya da toza da yok da böyle bir cihazda olmasın zaten donanıma bakın arkadaşlar. Fakat bir eleştirim daha var. Hatta iki eleştirim var. Onu da şimdi yapacağım. USB 2.0 destekliyor cihaz. Ya arkadaşlar niye şunu 3.1 yapmıyorsunuz ya? Bütün markalar geçti neredeyse. Bunlar hiçbir şey yapmıyor. Bir de arkadaşlar cihazda harman kardonla işbirliği var. ses konusunda onu da söyleyeyim. 3D vapor chamber soğutma diye bir şey var. Yani cihazdaki soğutma kısacası bu arkadaşlar. Ne bileyim çok iyi ya. Bir şey diyemiyorum yani ağzım açık kalacağız görünce Çok süper olmuş Son eleştirimi de yapayım Arkadaşlar Bir tane mini yapın Allah rızası için 6.81 inç nedir ya 7 inç neredeyse arkadaşlar farkında mısınız Note 20 ultra da 6.9 inçti Tablet gibi telefon kullanılmıyor arkadaşlar ciddiyim Tablet büyük seven insanlar vardır ama büyüğü de olsun küçüğü de olsun bakın Apple yaptı her boyu yaptı Apple arkadaşlar Mini yaptı 5.4 normal yaptı 6.1 sonra 6.7 yaptı yani Apple'da bu konuda çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde Samsung da bu konuda çok hoşuma gidiyor. Hep küçüğünü yapıyor. Bir de en büyüğünü yapıyor. Xiaomi de yapsa güzel olurdu. Çünkü 6.8 inç bana göre çekilir bir boyut değil yani. Çok rahatsız edici geliyor bana. E, tabii büyük seven insanlar da vardır. Benim gibi küçük seven de vardır dediğim gibi. Elime ulaştığı zaman kesinlikle kutu açılış ve incelemesini çekmek istiyorum. Hatta kendim satın alacağım dediğim gibi. Xiaomi'yi bildiğiniz gibi son zamanlarda fazla laf atıyorum. Mi 9T incelemesinde arkadaşlar. E, Mi 9T incelemesine laf yapmıştım. Mi Note 10'da laf yapmıştım. E, aynı zamanda Mi de hiç stabil bir yazılım değildi. Sürekli bug ve hatalarla dolu bir işletim sistemiydi. Pardon Aero 100'dü. Fakat MIUI 12.5 ile bunların hepsi giderilmiş. Hatta iOS 14 ile karşılaştırdılar. Bu büyük bir cesaret. Bu kadar cesaretlendilerse gerçekten iyidir diye düşünüyorum ben. Geldiği zaman MIUI 12.5 Aero incelemesini de yaparız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizce cihazı beğendiniz mi? Nelerini beğenmediniz? En çok beğendiğiniz yönleri hangisi? Aşağıda yorum yazarsanız sevinirim. Görüşmekle hoşçakalın. Kendinize bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.